Dayıcığım sana da soralım. Ne soracağım? Selahattin Demirtaş sizin için ne ifade ediyor? Bizim için katildir. Neden? Ben biliyorum. Ne yani biliyorum? Kim ona müsaade et? Kim ona şeyde? Çünkü neden biliyor musun? Onun emriyle 6 tane zavallı çocuk edilir. Bunu İsrail yapmaz. İsrail. Sonra Selahattin Demirtaş kendisi Kürt değil. Zazadır. Zazalar Kürt değil mi? Hayır. Zazalar Farıstırlar. Kürt değiller. Kürtler ayrıdır. Zazalar ayrıdır. Ben tarihi çok iyi bilirim. Kimse bana yutaramaz. Bu bir. 6 tane zavallı çocuğun ölümüne sebep oldu. 150 tane insan o gün öldürüldü. Bir nidayla. İnsan böyle mi yapar? 80 tane şey çıkardılar. Yahu siyaseten bir şeyler yapsanız da biz de size yardım edelim. Kürt halkının hak ve hukukunu hepimiz istiyoruz. Lisan ile kendi eğitimini yapmak, efendim Kürt halkının bütün şeyini kültürünü hepimiz bundan tar. Ama küfre karşı, sosyalist, komünist, dinsiz bir örgüte karşı bizim yandaşlığımız yoktur. Kürtler Müslümandır. Müslümandır. Anlatabildim mi? PKK sosyalistin ta kendisidir. Layıkçıdırlar Türkler. Biz layıklığa karşı, sosyalistliğe karşı, komünizme karşıyız. Yoksa Kürt halkının hak ve hukuki ben müdafaa ediyorum, ben. Anlatabildim mi? Eğer benim başıma bir Kürdistan kurulacaksa, bu Kürdistan komünizmle, sosyalizmle idare edilecekse, ben o Kürdistan'ı istemiyorum. Şeriat-ı garra üzerine kurulursa ben o Kürdistan'ı isterim. Anlatabildim mi? Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti'nin layık sisteminden acizim. Rahatsızım. Kanunlarından, anayasasından, her şeyinden rahatsızım. Zulümünden, her şeyinden rahatsızım. Peki, şunu soracağım. Madem böyle durum, Diyarbakır niye hala HDP'ye oy veriyor? Şimdi bakın, Diyarbakır niye HDP'ye oy veriyor? Bu insanları da mı suçlu ilan ediyorsunuz? Hayır, yok. Şimdi bakın, bu halkımız bilinçsiz bir halktır. Bilinçsizdir. Köylere git bak. Yani 6 milyon insan bilinçsiz mi? Müsaade et. Tabii. Müsaade et. Şimdi HDP nedir? Parti midir? Evet. Sana göre. Legal bir partidir meclis. Maşallah. Maşallah. Anayasa bakın, bile bunu kabul etmiyor. Bakın MHP'nin fikri nedir? Irkçılık. Öyle değil mi? Muhafazakarların fikri nedir? Güya elimli bir İslam. Öyle değil mi? Solcuların fikri nedir? Komünizm, sosyalizm. Bu ülkede kurulan her partinin muhakkak kendisine göre bir ideolojisi vardır. HDP. İdeoloji ne partidir dedin? Nedir? Legal bir partidir. Türkiye Cumhuriyeti'ne göre legal bir partidir. Evet. Ama PKK'nın şeyidir. Anlatabildim mi? Akıllı olsunlar. Bu şekilde kavgayla, gürültüyle ne devlet ne bunlar. Akıllı olsunlar. Zarar gören bu halktır. Zarar gören bu Kürt halkıdır. Hem diniyle zarar görüyor, hem siyaseten zarar görüyor. Bak, bakın. Gelin konuş. Bir dakika, bana karşı gelme. Müsaade et. Yok, tartışma. Müsaade et. Evet. Müsaade et. Konuş. Beni dinliyorsun. Evet. Bakın, 1955'lerde senatörler vardı. Siz bilmezsiniz. Birçoğu da bilmez. Senatörler zamanında bir adam kalkıyor, diyor ki, ya arkadaşlar, biz Güneydoğu Anadolu bölgesine fabrika yapalım. Bak, onlar fakirdirler, günahtırlar, yazıktırlar. Siz Kürt diye oraya fabrika yapmıyorsunuz. Bir tanesi çıkıp ne diyor biliyor musun? Ben diyor oraya fabrika yapayım, yarın Kürdistan desin, ben orayı mı iş yapayım? Nedir ismi? Orayı mı bombalayayım? Bu devletin zihniyeti budur. Peki bunu Selahattin Demirtaş'la bağlandı. Selahattin Demirtaş. 1955'teki mesele. Bak kardeşim. Selahattin Demirtaş'ın ailesi. Evet. Şeyh Said isyanında müsaade et. Müsaade ne diyorum? Müsaade et. Aileye karıştırma. Şeyh Said isyanında ona destek vermedi. Onun amcaları benim komşumdu. Tamam mı? Palo'dan geldiler. Elazığ'a gitti, oradan Palo'dan geldi. Selahattin Demirtaş'ın hatası belki bilmeyerek yaptı. Ne dedi? Kobani dedi. Ne oldu biliyor musun o gün? Yıkıldı buralar, yıkıldı. Ne oldu? 6 tane zavallı çocuğun üstünde arabayla geçtiler, araba. Bunu şey yapmaz ya, İsrail yapmaz ya. Böyle midir Kürt davası? Kürt halkının istediği bu mudur? Sen niçin o çocukları sen öyle yaptın? Niye, o çocuk, diyor, beni ilgilendirme Cumhurbaşkanı. O çocuk
Ben Cumhurbaşkanı desteklemiyorum ki sen destekliyorsun. O çocuk, o çocuklar kurban eti dağıtıyordu. Herkese kurban eti dağıtıyordu. Gencecik çocuk ya. Ne gencecik çocuk? Ne oldu? Selahattin Demirtaş. Apo'yu bir tarafa bıraktılar. Şimdi Selahattin Demirtaş. Bu bir oyundur, oyun. Oyundur ha. Sana bir şey söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ın içeride olması gerekir. Ama yasal olarak hiçbir suç var, 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 suç var. Davalar yoktur? Babasının kerene yoktur. Davalar size göre erdenin? Suç yoktur, bana göre var. Ben kendime göre. Yo, sana yok. Göre suç var. Bana göre suç yok, suçludur. Şimdi dinle. Onun içeride olması lazım. İçeride olması lazım. Anlayın ben ne diyorum. Anlayın. Bugün bu ülkeyi karıştırmak için Selahattin Demirtaş'ı yanı çıkarlarsa bil ki onu öldürecekler. Bak ben sana bir tek laf söylüyorum. Ve öldürenler de devlet şeyler batırlar olacak. Ondan sonra ne diyecek işte efendim Selahattin Demirtaş'ı öldürdüler. Hadi bir şey yapalım. Bunlar hep oyundur, oyun. Oyundur, oyun, konuşma. Konuşma. Oyundur. Ben senden daha Kürdüm oğlum. Bunu hiç unutma. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben Barzanici'yim, Barzanici. Barzanici, aferin. Yavrum ben AK Partili değilim sakın ha. Ben Hudaparlıyım. Beni anlayın. Ben Hudaparlıyım. Ben Hudaparlıyım. Beni iyi anlayın. Anlatabildim. Hey ya canım görmüşsen. Görmüşsen. Müslüman adamın ne işi var? Ateist olan bir Apo'nun peşinde gitmek. Çok güzel çalıyoruz doğrudur. E çal bana ne oğlum? Ben AKP'li miyim? Yok ben de mi? Hiçbir varlık, hiçbir ideol varlık hiç kimseye Kürt halkı günahtır diyemez. Kürt halkı bir İslam'ın halkıdır. Nasıl ki bugün Ermenistan varsa bugün Kürdistan da vardır. Her zaman da olacaktır. Hiçbir idol farklılaştırılamaz. AKP'de, Hüdapar'da, HDP'de herkes de bir idol üzeredir. Ama ve lakin idolünü değiştirenler bu yıldan sapkınlardır. Sapkınlar ise söyleyecek tek şey bu parti, bu insanlar günahtır derler. Hiçbir zaman Kürt halkı günah şeklinde düşmemiştir. Hiçbir zaman düşemezdi, düşüremezsin de. İkinci bir konuya gelirsek Apo dediğin Abdullah Öcalan veyahut Selahattin Demirtaş içeride kalması veyahut dışarıda kalması bunlar benim, senin veyahut etrafımızdakilerin zikredecek kadar küçük insanlar değillerdir. Çok büyük. Bu sistemi, bu sistemi göre asla çok, sen, çok büyük. Bu sistemi asla sen kurmadın ve sen yıkamazsın. Müsaade eder misin? Sana göre Apo göktedir. Bana göre yer altındadır. Ben öyle bir şey demiyorum. Ağzından bir dakika. Bir dakika. Ben hiçbir zaman. Hayır. Bir dakika sende sıra bir dakika dayıcım. Bir saniye dinler misin beni? Bir dakika. Ben hiç yapmayayım. Gökte olan ile yerde olan her zaman Allah'tır. Allah mekandan münezzehtir. Hiçbir zaman kimse hiçbir yere koymadık biz. Teşekkür ederim. Teşekkür. Sizler Allah'tan cenneti istemeyin ha. Bakın. Hayır. Sizin Allah'ınız bizleri, Allah olsaydı komünistlerin, sosyalistlerin arkasında gitmezdiniz. Bizleri sen var etmedin. Abi çok. Şeriatçıların arkasında gideceksiniz. Allah'ın kanununun arkasında. Bizleri sen var etmedin. Sen yok edemezsin. HDP o göreceğim. Seni diri diri ya. Konuşmasın bizi sen de. Bağırırsan çağırırsan. Ulan. Bütün insanlar zihniyeti gelişmemiş insanlar dostum. Hiç gerek yok. Yani röportajı yapabilecek insanlar yapmak gerek. İlk kelimesinden fauldu zaten. Yani ben ne Apo kelimesini kullandım, ne başka bir kelime kullandım. Ben ne Apo'yu yere koydum, ne göğe koydum, hiçbir yere koymadım. Yerde olan da gökte olan da Allah'tır. Allah her yerdedir, mekandan münezzehtir. Abi yolu tabi tutanlar zaten burada dolaşmaz yani. Bu kadar net söyleyeyim ben sana. Cami azilerde. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun.